Konuşurken biraz bir ara, sohbet evet, edelim dedik. Stüdyodan çıkabildik anca. Stüdyo yeni bitti. Bu 3 yıllık mı? 3 yıldan fazla. Evet, 3 yıl oldu. Artık hani bir yerde Hakan'la birbirimize bakıp herhalde hani 5 sene daha bekleyeceğiz galiba dedik. Film Covid geçirdi yani bayağı. Onu bir atlattık. Ondan sonra bir kayıt zamanı vardı. Ondan sonra onu geçirdik. Eninde sonunda sinemalar ufak ufak randımana girmeye başladı. Hadi dedik hadi artık. Inşallah. Evet. Olacak evet, gibi değil. İnşallah. Ama şey oldu değil mi? Böyle diğer bazı projeler de aynı şekilde böyle pandemiye denk geldi. Evet. Bazılarını da umudumuzu artık kaybettik, yitirdik. Evet. Ya benim tabii şimdi bu kadar mesela böyle bir şeyler yaparken aklıma tabii ki de yakın zamandaki kazadan alamıyorum. Mesela yolda gelirken de onu konuştuk. Bir yandan böyle o aklımıza gelince bambaşka bir şey hissediyoruz. Hayat yani. O tür konuları açınca da başka bir şey konuşasınız gelmiyor. Gelmiyor. O aklımda sabahtan beri o var. Onun için böyle bir anda geliveriyor. Onun için yakınlarına sabırlar, yolculuklarında hayırlar dileyebiliyorum. Ama işte çok değişik bir his tabii ki. Şu an sizi de görebiliyorum o yüzden fazla bir şey sormak istemiyorum. Hakan abi sen nasılsın abi? İyi misin? Ya nedir son durumu? Bu i̇yi filmi, şu. Neler söylersin? Bu film yani orada aslında çok fazla bir şey söyleyemiyorum hani ama müzikleri yaparken çok fazla tabii izlemiş olduk. Sahne altlarına müzik yaptık. Orada çok fazla varım. İlk defa böyle bir tecrübe oldu. Müzik şey film güzel olduğu gibi geliyor bana ama hani esas final mixi ve her şeyi şimdi izleyeceğim. O yüzden heyecanlıyım. Sağlığım da iyi. Gayet şu anda artık hani uzun sürede bir tedavinin sonuna geldik. İnşallah son artık hani bir cila tedavi yapıp falan sonra yolumuza devam edeceğiz. Abi, kendi yolumuza devam edeceğiz. Bana abi bize bilgi veriyor ki seni bulmuşken, hazır görmüşken sana soralım. Ya yani şöyle tedaviler arasında zaten konserlere çıktım. Ama durmadı hani, evet. O, yani çok mutlu etti o tabii ki evet, konserleri yani, görmek. Evet tabii ki işte iyi mecalim olduğu sürece yaptım. Bu zaten motive de ediyor insanı. O da çok önemli bu dönemde. Tabii ki çok riske etmemek, tehlikeye atmamak şartıyla. Maksimum koruma sağlayarak konserlere çıkabildiklerime çıktım. Şimdi bu son tedaviden sonra da artık inşallah devam edeceğim. Çıkma gibi bir durumu var mı? Doktorlar böyle bir şey söyledi mi? Sahneye çıkma diye. Ya şöyle tabii dikkat etmek gerekiyor. Yani biraz hastanın haline bağlı. Ben de iyi hissettiğim sürece çıktım. Hani o risk etmedim çok fazla. Onlar tabii ki yani minimum sıfır risk istiyorlar. Ben de hani iyi hissettiğim zaman, değerler iyi olduğu zaman çıktım, dikkat ederek çıktım. Hep sahnede ol abi. Sağ ol, çok teşekkürler. Çok teşekkürler, filmimiz başladı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Mikrofon nerede? Aç onu aç. Serena'nın evinden çıkmış belli yani. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Nasıl gidiyor? Teşekkürler. Araya girdik galiba. Anladığım kadarıyla. Buyursun. Buyurun. Evet Şahman araya girdi. Araya girmedi. Son bir iki günü kaldı. Onu halledip döneceğiz tekrar bakalım. Yani Adana'da çekimler devam edecek galiba. Doğru mu? Yok burada bir merhabalar. Burada mı? Burada bir iki günlük bir çekimimiz kaldı. Onu halledip işte artık. O yüzden buradasınız. Finalize anladım. Edeceğiz. Evet Adana'yı bitirdik. Adana finalize oldu yani. Artık İstanbul'dayız. İstanbul'dayız. Rahat edeceğiz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Arkadaşım benim. Şimdi onu gördüm bir. Dinlenme süresindeyiz işte. Bakalım kısmetse bir takım işler var konuştuğumuz. Nereye varacak göreceğiz şimdi. Süper. Şimdi adam falan böyle gelince sürekli sizi de Serena yanımda yakıştırıyorlar. Gerçi iyi bir partnersiniz. Evet çok iyi arkadaşımdır. O yüzden yakıştırıyorlar. O yansıyor izleyin. Evet yani geçen de bir evinde ziyaret olmuştunuz ya geçen yaz. Geçtiğimiz yaz. Geçtiğimiz yaz evet. Evet. Şimdi yine buradan gelince dedik acaba dedik yine Serena yanından mı geliyor dedik. Evet aşağıda onun evi ama yok Serena'dan gelmedi arkadaşım ben geliyorum. Dün de beraber miydiniz galiba duyduğumuz kadarıyla Serena yanımda? Yok değildim. Yanlış mı? Yanlış dediniz. Serena yanımın arabası bıraktı dediler Burak Bey ama dün. Yok arabasıyla geldik ama dün beraber değildik. Beraber değildiniz. Güzel gidiyor yani bakalım. Sizin birliktelik nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel gidiyor. Şükür her şey yolunda. Bir telefon aldım da o yüzden böyle bir kafam karışık. Kusura bakmayın o yüzden. İyi peki. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Ayrılma. Kenan. Çok sağ olun. Çok bir sağlayayım be abi. Buyurun. Çok sağ olun. Aldık çocuklar bir. Fotoğraf aldık abi. Röportaj yapmadık. Hazır abi.
Evet, şu an. 2 dakika bir onlar da konuşsunlar. Ben Kerem, çok kısa konuşalım. Bir saniye, bana müsaade bir dakika. Sen de bak şu an. Tamam, ben bir detayı arayayım. Kaçırmayacak bir şey. Beyler buyurun. Evet. Gelmeyen. Buyurun, evet. Efendim hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş geceye teşekkür renk kattınız. Her zaman çok güzel. Yine çok güzel, çok çıksınız. Çok şıkmışsınız efendim. Ne söyleyeceksiniz önce geceyle ilgili? Heyecanlıyız. Üretim çok önemli. Özellikle sanata katkıda bulunmak bu ülkede çok kolay da olmayan bir şey. Hem bütçeler hem imkansızlıklar vesaire bizi zorluyor. Bu film özelinde birçok talihsizlik de başlarına geldi. Araya pandemi girdi vesaire, vizyon zamanı ertelendi vesaire falan. O yüzden heyecan da büyüdü. Emek de uzadı. Bütün herkese alkışlar, inşallah onları tebrik ediyorum. Kendi yolumda, bu filmin de yolu biraz meşakkatli oldu sizin de anlatmış olduğunuz gibi. Evet, ama en sonunda artık final günü bugün kutlamayla, seyirciyle buluşacak. İçlerinden geçeni, ekrana yansıttıkları harika bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yolunda başarılar dileriz. Biz de heyecanlıyız filmi izlemek. Fragmanı izledik mi efendim? Fragmanı izledik. Oyuncu kadrosu muhteşem. Evet, harika bir kadro. Hepsi arkadaşlarımız. Hepsine başarılar diliyoruz. Çok güzel olacağını tahmin ediyoruz. Sizin nasıl gidiyor efendim? Sahneler devam ediyor. Aynı zamanda... Gayet iyiyiz. Ben yazın bir film çektim. Kenan bütün yaz turnedeydi. Çok sayıda konser yaptı ve yani çok mutluyuz. Biz hani mesleki anlamda hayatımızın gerçekten çok mutlu bir dönemindeyiz. Yılbaşı programınız belli mi efendim? Nerede sahne alacaksınız? Belli değil maalesef. Bir Taksim Meydanı konserimiz olacaktı. Öyle planlanıyordu ama şu an maalesef bombalama olayından sonra toplu etkinlikler ile ilgili bazı kararlar alındı. O da iptal olmuşlardan bir tanesi. Önümüzdeki günler ne gösterecek bakacağız. Her yıl olduğu gibi yılbaşı konserlerindeki rakamlar, sahne ücretleri çok konuşuluyor. Bu yılda işte Tarkan'ın 9 milyon, diğer sanatçıların 3 milyon, 1,5 milyon gibi rakamlar yazılıyor. Bu konudaki düşünceleriniz ne? Ya emeğinin karşılığını herkes muhakkak alacaktır. Kimsenin parasını konuşmak bize düşmez. Herkes işini yapar, işini iyi yapan daha çok kazanır. Uzun bir tartışmadır. Yıllardan beri herkesin kafasını yoran da bir şeydir bu. Bence çok uzatmamak lazım. Herkese iyi işler dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok mert. Çok sağ olun. Tamam, dikkat edin. Dava açılmış. Sigaraya dönüyor. Cem Bey, birkaç kelime alalım hemen. Evet. Filme destek amaçlarından sonra. Filmle alakalı sorular. Cem Bey. Cem Bey konuşsaydık. Biraz şurada. Yok, hem geceyle ilgili. Yok ama başlıyor artık. Ilgili. Gala başlıyor hocam. Hem de çıkalım. Anladım. Bir merdiven röportajı yapıyoruz. Cem Bey'le. Geceyle ilgili. Önce filmle ilgili. Ne söyleyeceksin? Valla Ömer'le Gökhan'ın çok güzel bir film yaptıklarını düşünüyorum. Zaten pandemiden önce çekmişlerdi. Çok güzel, sıcak bir hikaye olduğunu biliyorum. Bakalım hayırlısı. Sinemalarda biliyorsun şu sıralarda çok giren seyircinin, filmler var, çok beğenilen, çok güzel filmler de var. Evet, ne yazık ki ama yani tatsız olaylar oluyor onun için. Geçen hafta giren ilk iki Türk filmi çok güzel filmlerdi ama az izlendiler. İnşallah kırılır, düzelir yani. Evet, son filmlerinin başarısı artık tartışılmaz. Evet. Çok güzel, devam evet, edecek. Evet, bu sene de işte önümüzdeki günlerde bir film yaptık, Netflix'te yayınlanacak. Onu bitirdik yakın zamanda. Bakalım, teşekkür ederim. Dava açıldığıyla ilgili bir haber okuduk. Evet, doğru. Öyleymiş. Sağlık olsun. Bilmiyorum yani işte. Eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz. Çok özür dilerim. Hadi biz salona gireriz abi. Burası çok kalabalık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beraber görüntülendiniz. Umut abi, Azerbaycan'a geldiler. Azerbaycan'a misafirimiz. Azerbaycan'a geldiler. Gelsene. Hadi buyurun.
Teşekkür ederim. Evet, kolyeyi de soralım mı efendim? Evet, kolye. Sağ olun. Taktığımız kolye. Evet. Bir anlamı var mı? Cemil.